Arkadaşlar merhaba. Geçen videoda çok basit bir bileşik faiz örneğini incelerken şöyle bir ifade elde etmiştik. 1 artı 1 bölü n üzeri n. Buna peki nereden ulaşmıştık? Bir tefeci yüzde %100 faizle borç veriyordu. Yani bu gördüğünüz 1 oradan geliyor. Eğer yılda sadece bir kez faiz birleştirirse yani tahakkuk edilirse burası yüzde %100 bölü n, n de 1'e eşit. Yani ne oluyor burada? 1 artı yüzde 100 bölü 1 üzeri 1. Demek ki ana paranın 2 katını geri ödemeniz gerekiyordu. Eğer n 2 olursa, 1 artı 1 bölü 2 üzeri 2, o da 2,25 kata eşit oluyordu. Yani birleştirdiğimiz faiz yarıya iniyordu. Yani yüzde 100 bölü 2. Ancak yılda iki kez tahakkuk ediliyordu. İşlemi enin değerini artıra artıra defalarca tekrar ettik. Baktık ki ilginç şeyler oluyor. Dilerseniz hesap makinesini kullanarak tekrar göz atalım. Bakalım enin değerini sürekli artırdığımızda ne oluyor? Geçen videoda hatırlarsanız en eşittir 365'e kadar çıkmıştık. Sonuç sihirli bir sayıya yaklaşıyor gibiydi. Şimdi daha da ileri gidelim. Buraya bayağı büyük sayılar yazalım. 1 artı 1 bölü 1 milyon olsun. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 artı 1 bölü 1 milyon üzeri 1 milyon. Evet. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Arkadaşlar 6 tane 0 oldu mu? Bakalım evet olmuş. Burada enter'a basmamak için kendimi zor tutuyorum ama önce bir düşünelim. Burada ne oluyor? n'in değeri arttıkça parantezin içi her defasında 1'e biraz daha yaklaşıyor ama hiçbir zaman tam olarak 1'e eşit olmuyor. Bakın arkadaşlar, burada 1 artı 1 bölü 1 milyon var. Yani burası 1'e çok yakın ama tam olarak 1 değil. Ve bu sayının 1 milyonuncu kuvvetini alıyoruz. Normalde bir sayının 1 milyonuncu kuvvetini alırsak, sınırı yoktur. Dev bir sayı elde ederiz ama şöyle de bir şey var, 1'in 1 milyonuncu kuvveti yine 1 bir eder. 1'e çok çok yakın bir sayı için sonuç belki sınırsız bir sayı olmayabilir. Hesaplıyoruz arkadaşlar, aynen de öyle oluyor. 2,7,1,8,2,8 nokta nokta diye gidiyor. Şimdi eni biraz daha yükseltelim, mesela şöyle yapalım. 1 artı 1 bölü, burada galiba bilimsel gösterim kullansam daha iyi olacak, öyle yapalım. 1 artı 1 bölü 1 çarpı 10 üzeri 7, yani bu sayı 10 milyon üzeri 10 milyon. Şimdi bakalım sonuç ne çıkacak? Evet, bakalım ne çıktı? 2 virgül 718 milyon 281692. Oo, daha da arttıralım. Son girdiği çağırıyorum. Onun 7. kuvveti yerine bu kez 8. kuvvetini kullanalım. Yani şimdi 1 artı 1 bölü 100 milyon üzeri 100 milyon işlemini yapıyoruz. Bakalım bu makine bu işlemin altından kalkabilecek mi acaba? Ne yaptı? 2,71 milyar 828 milyon 181 bin 487. Wow! Gördüğünüz gibi büyük bir hızla Yok ya aslında o kadar da büyük bir hızda değil. Çünkü eni çok çok daha büyük bir sayıya çıkartmamız gerek. Yani e sayısına yaklaşıyoruz. Bahsettiğimiz e sayısı hesap makinemizdeki e sayısı. Şimdi virgülden sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. haneye kadar gelmişiz. Yani ne yaptık? Eni 100 milyon alarak buraya kadar geldik. İşte bu sayıya yaklaşıyoruz. Bunu şöyle düşünebiliriz. En sonsuza giderken, yani en sürekli artırıldığında, sonuç sonsuza yakınsamıyor. Bunun bir sınırı var. Yani belli bir sayıya yakınsıyor ve bu sayıya bu gizemli ve sihirli sayıya ne adını veriyoruz? E sayısı diyoruz. Ve hesap makinemize göre bu sayı ki neredeyse pi sayısı kadar meşhurdur. Şuna eşit milyon 182.818 Virgülden sonrası sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar ve asla devretmiyor. Yani virgülden sonra asla tekrar etmeyen sonsuz rakam var. Tıpkı pi sayısı gibi. Biliyorsunuz arkadaşlar pi çemberin çevresinin çapına bölümüne eşittir. E de, yine evrende karşımıza çıkan bu çılgın sayılardan bir tanesidir. Meraklısı için söylüyorum arkadaşlar, Kan Akademi Türkçe'de bu sayının neden bu kadar sihirli ve gizemli olduğunu derinlemesine incelediğimiz videolarımız var. Onları izleyebilirsiniz. Bu bile bence tek başına süper, öyle değil mi? 1 bölü bir sayıya 1 ekleyip o sayıncı kuvveti alıyorum. O sayıyı artırdıkça sonuç bu sayıya yakınsıyor. Ama daha çılgın olan şey şu ki bileşik faiz hesabından da elde edebildiğimiz bu sayı olsun Pi olsun karesi eksi 1'i veren sanal birim olsun Hepsinin ortak noktası sihirli ve gizemli olmaları İlerleyen videolarda tekrar göreceğiz ama şimdi konumuz e Burada ne olup bittiğini aklınızda canlandırabilmek için arkadaşlar bir önceki örneği düşünebilirsiniz Yıllık %100 faizle 1 lira borç alıyorduk. N, biri eşit olduğunda faiz bir kere işliyordu, iki olduğunda iki kere faizleniyordu, daha doğrusu iki kez tahkuk ediliyordu. Üç olduğunda üç kez tahkuk ediliyordu. N sonsuza giderken faizin saniyenin zilyonda biri aralıklarla sürekli olarak tahkuk edildiğini düşünebilirsiniz. Yani her an faizlenme oluyor gibi. Faiz her an sonsuz küçük bir faiz miktarıyla birleşiyor ama bu sonsuz kez tekrarlanıyor. İşte bu durumda bu sayıyı elde ediyoruz.